Evet sevgili arkadaşlar ve değerli öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Bu video dersimde sizlere alternatif akım devreleriyle alakalı genel örnekler çözeceğim. Tamamını ne yapacağız arkadaşlar? İyi bir şekilde tekrar edeceğiz. Buna biz genel tekrar diyoruz. Hemen ilk sorumuzdan başlıyorum. Bakın bir alternatif akım devresi verilmiş, denkleme verilmiş, mobilin öz indüksiyon katsayısı verilmiş, kondansatörün kapasitansı verilmiş. Bize diyor ki devre ile ilgili etkin akım değerini sormuş. Frekansı vermiş, impedansın 5 ohm olduğunu bize vermiş. Yargılardan hangileri doğrudur diyor. Ben hemen ne yapmam lazım arkadaşlar? Önce devrenin impedansını bulmam lazım ki etkin akımı bulabileyim. Şimdi arkadaşlar buradan başlıyorum. Bakın impedansı bulmam için burası kapasitans, burası indüktans ama bana x'ler değil. Bobinin öz indüksiyon katsayısı verilmiş. Yani ben neyi bulmam lazım? X'leri bulmam lazım arkadaşlar. Hatırlayalım x ile neydi arkadaşlar? X ile 2 pi f çarpı l idi. Modern x ile eşittir 2 çarpı pi yerine 3 alacağız. Çarpı frekans, bakın frekansı da buradan bulabiliriz. Buradan nedir? V eşittir 2 pi f'tir. 100 pi, açısal üzerine 100 pi yazdım. 2 pi çarpı f, pi'ler giderse f 100 bölü 2'den f buradan 50 saniye eksi 1 çıkar. Yani değerlerin frekansı, alternatif akım frekansı 50 saniye eksi 1'miş. Zaten frekansı burada 40 olarak vermiş. 1 nol yargımız yanlış çıktı. Dolayısıyla frekans yerine 50 yazabilirim. Şimdi peki öz indüksiyon katsayısı yerine ne yazacağım? Arkadaşlar 60 mili henry demek mili gördüğün yere 10 üzeri eksi 3 yaz demektir. O da 60 çarpı 10 üzeri eksi 3 henry eşit oldu. Dolayısıyla yazalım yerimize 60 çarpı 10 üzeri eksi 3 henry. Buradan x ile eşittir. 2 kere 3 6. 6 çarpı 5 30 30 çarpı 6 180. 180 2 tane 0 var. Onları atıyorum çarpı 10 üzeri eksi 3. Bakın sevgili öğrenciler. 10 üzeri eksi 3 de şu 3 sıfır birbirini götürür. Çünkü 18 çarpı 10 üzeri 3 demektir. 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 birbirini götürür. Dolayısıyla buradan arkadaşlar x ile kaç olarak bulurum ben? 18 ohm olarak bulurum. Dolayısıyla ben hem indüktans burada indüktansı bulmuş oldum arkadaşlar. İndüktans 18 ohm çıktı. Kapasitans verildiği için buradan arkadaşlar xl'yi yukarı yönlü, xc'yi aşağı yönlü yazabilirim. Xl 18 ohm, xc'de 13 ohm. Dolayısıyla arkadaşlar bileşke vektör burada yukarı doğrudur. O da bileşke vektörü z'de kaçtır? 5 ohm'a eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla xl büyük, xc çıktı. Yani gerilim akımdan önde arkadaşlar. Yani devrenin impedansı 5 ohm'dur. 3 nol yargımız doğrudur sevgili arkadaşlar. Bakın vektör yardımıyla hemen ne yapabiliriz? Bulabiliriz. X ile ben yukarı yönlü vektörü gösterdim. X ile de daima aşağı yönlü gösterdim. Sevgili arkadaşlar pas farkı yine burada gördüğünüz gibi 0'dır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar etkin akım 16 amper diyor. Etkin akımı bulmam lazım. I etkin eşittir V etkin bölü Z'den arkadaşlar. Buradan I etkin. Şimdi V etkini bulmam lazım. V etkini buradan bulabiliriz. V etkin arkadaşlar. Şöyle ayıralım burayı. V etkin neydi? V max bölü arkadaşlar. 7 kök 2 değerine eşitti. Buradan V etkin. Bakın V eşittir V maksimum isiniz. VT denkleminde 80 kök 2'ye eşittir. V maksimum bölü kök 2 diyecek olursam köküler giderse buradan V etkini 80 volt olarak bulabilirim. Yaz yerine 80 bölü Z. Z'ye kaç bulduk? 5 10 bulduk. Buradan I etkin 16 amper olarak çıkar. Devrenin etkin akımı yani 1 nol yargımız doğrudur arkadaşlar. Bakın önce yaptım X'leyi buldum 18 ohm. Daha sonra bakın buradan V açısal hızdan devrenin frekansını alternatif akım gerilim frekansını buldum. 50 saniye eksi 1. Bakın hemen burada onun da yanlış olduğunu gördüm. Devrenin impedansını vektör yardımıyla 5 ohm olarak buldum arkadaşlar. Devre impedansını da doğru olarak bulduk. Daha sonra etkin akıma geçtik. Etkin akım 10 kuandan I etkin, B etkin bölü Z'den arkadaşlar 16 amper olarak bulundu. Tabii B etkini nasıl bulduk? Alternatif akım gerilim denkleminde B maksimum kullanarak kök 2'ye bölerek etkin gerilimi yapmış oldum? Bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Hemen bakın bu kısmı silip diğer örneğimi yapmak istiyorum ben. Hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Evet. Ben arkadaşlar tahtes ederken siz de tek konuyu tekrar edebilirsiniz. Videoyu geri alarak hızlı bir şekilde burayı bakın siliyorum. Evet gelelim hemen şu örneğimize. Tabii şurasını sildik. Burası 400
mikro parat arkadaşlar. 400 bölüş mikro parat. Bakın bir kondansör bağlanmış. Alternatif akım değerlisi verilmiş. Bana diyor ki etkin gerilim 50 volttur. Kapasitans 110'dur. İyi etkin değeri 2 amperdir. Yargılar hangiler doğrudur diyor. O zaman ben ne yapmam lazım arkadaşlar? XC'yi bulmam lazım. XC neydi? 1 bölü B çarpı C değerine eşittir. O da 1 bölü arkadaşlar 2 pi f çarpı C eşittir. Yerine koyalım şimdi 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı frekans. Bakın buradan bulacağım. V eşittir arkadaşlar. Bakın şurası arkadaşlar. Hatırlayalım neye eşitti? Açlarız olan V'ye eşitti. Buradan V nedir? 2 pi f'tir. O da 100 pi'ye eşittir arkadaşlar. 100 pi. Buradan pi'ler giderse arkadaşlar frekans çekecek olursa 100 bölü 2'den devrenin frekansı 50 saniye eksi 1 çıkar. Dolayısıyla devrenin frekansını bulmuş olduk. Gerilim frekansı yerine kaç yazacağım? 50 yazacağım. Çarpı arkadaşlar 400 bölü şunu uzatmam gerekiyor. 3 çarpı mikro gördüğüm yere ne yazacağım? 10 üzeri eksi 6 farad yazacağım. Yani şunu söylemek istiyorum. 400 bölü 3 mikro farad. Farad yerine ne yazacağım arkadaşlar? 400 bölü 3 zaten çarpan. Mikro yerine 10 üzeri eksi 6 yazacağım. Dolayısıyla direkt mikroyu normal farada çevirmiş oldum. Hemen tahtamı siliyorum arkadaşlar. Ve bu işlemin sonucunu bulalım. Tabi buradan x, c eşittir diyoruz. 1 bölü 6 kere 5. 6 çarpı 50. Burası kaç oldu? 300. Tabi şu 3'leri ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim kolaylık olsun diye. Hemen yapalım. 2 çarpı 50, 100. Buradan 100 çarpı 400. Bakın şöyle yapalım. 100 çarpı 400 çarpı 10 üzeri eksi ne oldu? 6 oldu. Buradan x arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşit olur. Buradan da x eşittir arkadaşlar. 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye o da 10 üzeri 2 bölü 4'e o da 25 ohm'a eşit olur. Yani devrenin arkadaşlar kapasitansı XC'si yani nedir? Eşdeğer direnci 25 ohm'a eşittir. Dolayısıyla kapasitans 100 ohm demiş. 2 numaralı cevabımız yanlış oldu. Gelelim V etkin arkadaşlar. V etkinini de şurada bulabiliriz. V etkin neydi? V max bölü arkadaşlar. Kök 2 değerine eşittir. Buradan V etkin. V max kaç bulduk? Bakın V eşittir. V maksimum sinüs VT'de. Burası 50 kök 2'dir. Bölü kök 2'ye bölerseniz köklüler giderse buradan 50 volt olur. Devrenin etkin gerilimi yani 1 nol yargımız doğrudur. Etkin akımı bulalım arkadaşlar. Etkin akımı da şurada bulabiliriz. Şöyle gösterelim. İ etkin eşittir V etkin bölü Z'den. O da eşittir. V etkini 50 volt olarak bulduk. Devrenin impedansı zaten direkt kondansörün kapasitansına eşittir. Kaç bulduk? 25 ohm olarak bulduk. Yani Z yerine burada ne yazacağım? XC yazacağım. Çünkü devrenin impedansı direkt kapasitansın ohm olarak değerine eşittir. Dolayısıyla kapasitansı 10 olarak değerini kaç bulduk? 25 olarak bulduk. Burada 50 bölü 25'ten 2 amper olarak devrenin etkin akımı karşıma çıkar. Dolayısıyla 2, 3 nol yargımız doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşlar. 1 ve 3 doğru, 2 nol yargımız yanlıştır diyebiliriz. Bir daha baştan alalım arkadaşlar. Bakın devrenin sıvası verilmiş 400 bölü 3 mikrofarad. Bunu hemen ne yaptım ben? Normal farada çevirdim. 400 bölü 3 mikrofarad, 400 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 farada eşittir. Yani C'yi bakın buraya aldım. C değeri burasıdır. 2 çarpı pi, pi değerini 3 verdik arkadaşlar. Çarpı frekans. Devrenin frekansını da sinüs VT formülünden bulduk. 100 pi V'ye eşittir. Açtırıza. Dolayısıyla V eşittir 2 pi F'den. O da 100 pi'ye eşittir. Buradan frekans çekersem 50 bölü 2 yani 50 saniye eksi 1 çıkar. Frekans yerine 50 yazdım. Buradan XC'yi arkadaşlar işlemden sonucunda bakın 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 ne demek? 10 üzeri eksi 2 yukarı 10 üzeri 2 olarak geçer. 10 üzeri 2 100 demektir. 100 bölü 4 de 25 ohm'a eşittir değerli arkadaşlar. Onun karesi biliyorsunuz 100. Dolayısıyla değerinin impedansı olan kapasitansı kaç olarak buldum? 25 ohm olarak buldum. Geçiyorum etkin akım bulmaya. Etkin akımda bakın ve maksimum vermiş bana burada denklemde. 50 kök 2 bölü kök 2 değerinden 50 olarak bulduk. Etkin akımında V etkin bölü XC'den ohm kanundan yani iyi etkin ve etkin bölü Z, iyi etkin ve etkin bölü R, iyi etkin ve etkin bölü X'le buraya yani ne yapabiliriz? Buraya devre elemanına göre değerini yazabiliriz. Dolayısıyla buradan da 2 amper çıkar. Yani 3 nol yargımızda doğru olarak bulmuş olduk. Hemen tahtamı siliyorum arkadaşlar.
Geçiyorum ben kime? Diğer örneğimize. Evet, tahtamızı hızlı bir şekilde sildik ve 3 nolu örneğimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, akım gerilimi zamana karşı grafiğe verilmiş. Mavi olan gerilim, kırmızı olan akım olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gerilim minimumken akım minimum, gerilim maksimumken akım da maksimum. Bu ne demektir arkadaşlar? Gerilim ile akım aynı fazladır. Bu ne olabilir? Bir R devresi olabilir, bir R, L, C devresi olabilir arkadaşlar. Veya bir L, C devresi olabilir, rezonans durumunda olabilir. Ama pek fazla kullanılmaz, şu ikisi kullanılır. Ya dirençli devredir ya da R, L, C devredir, rezonans durumunda bir devredir. Bakın buradan ne anlaşılıyor arkadaşlar? Gerilim maksimum değeri burada V max arkadaşlar kaç olarak verilmiş? 40 olarak verilmiş. Bakın I maksimum da maksimum akım maksimum değeri de 10 olarak verilmiş. Etkin gerilim sormuş. Etkin gerilim bulabilir mi aldık? V etkin eşittir V maksimum bölü Q. Geçen derslerimizi hatırlayalım. Etkin akım ve etkin gerilim nasıl bulunur göstermiştik. Buradan 40 bölü kök 2'den her tarafı arkadaşlar kök 2'nin eşleniğini çarparsak buradan ne oldu arkadaşlar? 40 kök 2 bölü 2'den 40 bölü 2 sadeleşti buradan 20 kök 2 der karşıma çıkar. Yani 1 nol yardımımız doğrudur. R'nin direnci, R direnci sormuş. Onun ohm kanunundan bulabiliriz. I maksimum eşittir. Hatırlayın. V max bölü daima R'den eşittir. Buradan I max eşittir. V max kaç bulduk? V max zaten grafikten 40 olarak bulmuştuk. I max değeri kaç? 10 olarak vermiştik. Yani buradan I max yerine 10 yazarsam 40 bölü R'den. R ile 10 yer değiştirir. R buradan 40 bölü 10'dan arkadaşlar kaç çıkar? 4 ohm olarak çıkar. Yani devrenin direnci 4 ohmdur diyebiliriz. 2 nolu yardımımız doğrudur. Devrede harcanan güç sormuş arkadaşlar. Üçüncü yardımımızı da buraya çizelim. P eşittir. İ etkin kare çarpı R'den bulabiliriz. Devrenin gücü. Etkin akımı kaç bulduk? Etkin akımı, tabi etkin akımı bulmadık daha. Onu da şuradan bulabiliriz. İ max eşittir arkadaşlar. Özür dilerim. Etkin akım değer neye eşittir hatırlayalım. İ etkin eşittir. İ max bölü kök 2'ye eşittir. O da İ max kaç bulduk arkadaşlar? 10 olarak bulduk. 10 bölü kök 2. Devrenin eşitliği olan kök 2 ile her tarafı genişletirsek arkadaşlar buradan 10 kök 2 bölü 2'den 10 ile 2 bölünür. O da 5 kök 2 değerine eşittir. İ etkin değer. Dolayısıyla 5 kök 2'yi buraya yazıyorum. 5 kök 2'nin neyi? Karesi. Devrenin direncini 4 ohm olarak bulduk. Buradan P eşittir 25 çarpı 2'den 50. 50 çarpı 4. Buradan P eşittir 200 watt olarak devrenin gücü, ortalama gücü ortaya çıkar sevgili öğrenciler. Dolayısıyla 200 watt bulduk, 18 demiş. 3 nol yargımız yanlış oldu. 1 ve 2 nol yargılarımız doğru cevabımızdır. Şöyle 1 ve 2 oldu. Ne yapalım? Sizlere gösterelim. Evet değerli arkadaşlar, hemen ne yapıyoruz? Diğer örneklerle alternatif akım konusunu tekrar etmeye devam edeceğiz hızlı bir şekilde. Tahtamı siliyorum arkadaşlar. Yeni bir örnek yazarak daha net güzel sorularla konumuza devam edelim. Hemen bir tane örnek yazıyorum arkadaşlar. Örnek. Örnek birinci diyagram şu olsun arkadaşlar. Şöyle bir DC akımı bağlayalım. R eşittir 4 ohm arkadaşlar. Değerden geçen akım eşittir 3 amper olsun. Bu tabi biliyorsunuz DC akımıdır. İkinci de arkadaşlar yine bir direnç bağlıyorum devreye. Bu dirence bir alternatif akım bağlıyorum. Denklemi ise 4 kök 2 sin VT olsun. R eşittir 2 ohm. Şöyle gösterelim 2 ohm olduğunu. Şekil 1 arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Şekil 1 diyoruz. Buraya da ne diyelim? Şekil 2 diyelim. Peki ne sorabilir bize burada? Soru şu. Devrelerde harcanan özür dilerim. Devrede R direncinde harcanan güçler oranını bulunuz. Oranı nedir diye size soralım. Evet iki şekil vermiş. Bakın biri doğru akım, biri alternatif akım arkadaşlar. Hemen ben çözüme geçiyorum. Doğru akımda R direncinde harcanan ortalama güç I
kare çarpı R'den bulunur. Buradan P eşittir i kare. Akım 3 arkadaşlar. 3'ün karesi çarpı direncimiz 4. 9 çarpı 4'ten nedir? 36 watt'tır. Doğru akımlı doğru akım devresinde harcanan ortalama güç arkadaşlar. Gelelim ikinci şeklimize. Bakın burada alternatif akım var. Dolayısıyla buradan bir etkin akım geçer. Tabii etkin akım ben ne yapmam lazım? Bulmam lazım. I max bölü kök 2'den arkadaşlar. Buradan I max kaç? Bakın 4 kök 2'den eşittir. 4 kök 2 bölü kök 2'den kök 2'ler giderse buradan I etkin değeri 4 amper olarak bulunur. Yani alternatif akım devresindeki etkin akım 4 amperdir. Burada harcanan ortalama güç eşittir. P o eşittir arkadaşlar. I etkin kare çarpı R'dir. I etkini kaç amper olarak bulduk? 4. 4'ün karesi çarpı direncimiz 2 ohm olarak verilmiş. O da 16 çarpı 2'den 32 watt olarak bulunur. Yani şekil 1'de yani bunu da şöyle diyelim. P1 bölü P2 şekil 1. Şekil 2 birinci derede harcanan ortalama güç 36 watt arkadaşlar. İkinci derecede harcanan ortalama güç yine nedir burada? 32 watt'tır. Oranlarsanız 18 bölü 16, 2 bölü 9 bölü 8 olarak karşıma çıkar. Yani güçler oranı kaçtır? 9 bölü 8'dir diyebiliriz. Evet hemen tahtamı silerim arkadaşlar. Bakın not olarak düşelim. ÖSYM sorularda bakın verebilir. Şuraya yani devrenin hangi kaynakla beslendiğini anlamam lazım. Üretiş var, doğru akım, değişken akım var, alternatif akım. Lütfen bunları ne yapalım arkadaşlar? Dikkat edelim. Hatırlayalım, alternatif akım nasıl bir akımdı? Alternatif akım arkadaşlar değişken bir akımdı. Hemen ne yapalım? Konuyla alakalı sizlere bir tane daha örnek yapalım. Örnek diyelim arkadaşlar. Örnek. Örneğimiz şu olsun. Bir alternatif akım devresi çiziyoruz. Bobin ve kondüstör hepsi bir arada bulunsun arkadaşlar. Soru şöyle. R eşittir. 8 ohm arkadaşlar. Burası hatırlayalım. Burası nedir? X'lerdir. 4 ohm olsun. X, C'yi soralım. Soru şöyle arkadaşlar. Z eşittir. 10 ohm ise arkadaşlar. X, C değeri kaçtır diye size soralım. Evet, devrenin impedansı verilmiş. İmpedans 10 ohm olarak verilmiş. R direnci verilmiş. X'l verilmiş. X'c verilmiş. Bize neyi sormuş? X'c sormuş. Hemen hatırlayalım. Z kare neydi arkadaşlar? R kare artı X'l eksi X'c'nin karesiydi. Buradan Z kare Z yerine 10 yazıyorum. 10'un karesi eşittir. R kare 8'in karesi artı X'l'yi 4 olarak verilmiş. Eksi X'c'nin neyi karesi arkadaşlar? Burada 100 eşittir 64 artı parantez 4 eksi xc'nin karesi. Attım bu tarafa eksi olarak geçer 36 olur. 36 eşittir 4 eksi xc'nin karesi. Şimdi arkadaşlar her tarafın karekökünü alacak olursak buradan 6 eşittir ne olur arkadaşlar? 4 eksi xc olur. Dolayısıyla ben xc'yi mutlak değer xc'yi mutlak değer olarak çıkaracak olursak kaç bir eşit yanlışlığımız olmasın hemen düzeltelim eğer varsa 64 36 4 eksi xc kare dedik orası 6 eşit oldu gönderdiğim zaman mutlak değerini alacak olursak arkadaşlar 4 6'ya eşit olmak zorunda 4 bir hatamız var ama nerede göremedim arkadaşlar ben hemen geriden bakayım. İmpedans şey olarak verilmiş. Vektör yardımını bulalım isterseniz hemen hızlı bir şekilde. R direncimiz 8 ohm olarak verilmiş. X ile 4 ohm olarak verilmiş. XC'yi bize sormuş. Tabi devrenin impedansı buradan kaç olarak verilmiş arkadaşlar? 10 olarak verilmiş. Yazalım buraya 10 ohm. Dolayısıyla 8 6 10 üçgeninden arkadaşlar. 8 6 tabii ki şöyle gösterelim isterseniz burayı biraz uzatmam lazım. Burası da nedir? X, L eksi XC'nin değeridir arkadaşlar. Dolayısıyla 8, 6, 10 üçgenini çıkar. Yani şu vektörün, yani şu X, L, XC ile şöyle gösterelim. Hemen tahtaya silelim çünkü yerini yanlış çizdim galiba.
Ama x çarpı oradan büyük olmak zorunda. Bir yanlışlık yok. Hemen şöyle r eşittir 8 diyorum. Böyle x ile yapıyorum. Böyle de x çarpı yapıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bileşke x ile x çarpı bileşkesi şöyle bir değer çıkar. X ile eksi x çarpı çıkar. Dolayısıyla kim büyüktür arkadaşlar? X L mi büyüktür, x çay mi? Evet, x çay büyüktür. Bu yüzden şuraya x çay yapalım. Bazen böyle göremeyebiliyoruz arkadaşlar. Özür dileyelim sizden. Dolayısıyla arkadaşlar değerinin eşdeğer impedansı z eşittir kaç olarak verilmiş? 10 ohm olarak verilmiş. Bakın 8 ohm. Şurayı buraya alalım isterseniz. R eşittir 8. 8, 10, 6 üçgeni vardır. Yani burası nedir arkadaşlar? X, c eksi x ile değer olarak 6'ya eşittir. Xc eksi xl. Şimdi l değerini kaç olarak yazacağım? 4 olarak. Xc eksi 4 eşittir 6. Bu da xc eşittir 10 ohm olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. 8, 6, 10 üçgeninden. Bir yanlışım varsa not düşebilirsiniz. Ben fazla oynamadım. Hemen örneğimizi geçmek istiyorum. Bazen takılabiliyoruz arkadaşlar. Takıldığımız noktaları lütfen yorumlarda belirtiniz. Hemen bir tane daha örnek yapalım sizlerle. Örneğimiz ne olsun arkadaşlar? Örneğimiz şöyle bir alternatif akım denklemi olsun. Burada bir R direnci yapalım. R direnci. Burada da bir bobin yapalım. Burada da bir ne çizelim arkadaşlar? Kondansör çizelim. Şimdi arkadaşlar R buradan R kaç olsun? 12 ohm olsun. Buradan X ile eşittir arkadaşlar. 2 ohm olsun. Buradan da x çarpı arkadaşlar. X çarpı eşittir 7 ohm olsun. Burası V eşittir 160 kök 2 sinüs VT. Yani denklemimiz bu. Şekilde arkadaşlar. Şekilde verilen alternatif akım denklemi ile ilgili. Evet, hemen yargılara başlayalım. 1 arkadaşlar. V max eşittir 160 kök 2 volttur. İkinci yargımız arkadaşlar I etkin 8 amperdir. Üçüncü yargımız arkadaşlar gerilim akımdan öndedir. Dördüncü yargımız arkadaşlar impedans değeri arkadaşlar değeri 13 ohmdur. Evet, yargılarından hangileri doğrudur diye size soralım. Evet, değer verilmiş. Değerimiz nedir? RLC değerimiz arkadaşlar. Bu RLC değerinde XL'yi 2 ohm olarak vermiş. XC 7 ohm olarak vermiş. R'yi de 12 ohm olarak vermiş. Hemen ben neyi bulayım arkadaşlar? Z impedansı bulayım. İmpedans neydi hatırlayalım? Z kare eşittir. R kare artı XL eksi XC'nin karesiydi. Z değerim kaç? 12 ohm arkadaşlar. 12'nin karesi özür dilerim. Z kare eşittir. R kare 12'nin karesi artı indüktans kaç ohm? 2 ohm. 2 eksi kapasitans da bakın 7 ohm. 7 2 eksi 7'nin karesi. Dolayısıyla buradan arkadaşlar Z kare eşittir 144 artı eksi 5'in karesi olarak çıkar. Eksi 5'in 144 artı 25 buradan z kare eşittir 169 çıkar. Her tarafın karşısına alacak olursanız z buradan 13 ohm olarak çıkar. Değerlerin impedansı 13 ohmdur. 4 ohm yargımız doğrudur arkadaşlar. Şimdi bakın x c büyük x l olduğu için arkadaşlar devrenin kapasitası indüktansından büyük olduğu için akım önde. Kime göre? Gerilime göre arkadaşlar. Gerilim akımdan önde de demiş. Bakın 3 numaralı yargımız yanlış oldu. Dikkat edelim. Kapasitas indüktansından büyükse daima akım öndedir. Kime göre? Gerilime göre. Yani i önde v olarak gösterebiliriz. Bu da büyüklük değil de önde olarak gösterirsek daha iyi olur. I max v max sormuş. Şimdi arkadaşlar buradan bakın şu ifade direkt ne eşittir? V max eşittir. O da 160 kök 2 değer eşittir. Doğrudur. I etkin sormuş bize. Şöyle gösterelim onu da arkadaşlar. I etkin nasıl bulunur? V etkin bölü Z'den bulunur. Buradan arkadaşlar I etkin. V etkini bulmam lazım benim önce. Buradan V etkin eşittir. V max bölü
nedir? Kök 2'dir. Buradan V etki. V max'i kaç olarak bulduk? 160 kök 2 olarak bulduk. Buradan 160 kök 2 bölü kök 2'den kök 2'ler giderse buradan V etki 160 volt olarak birimi her zaman yazalım arkadaşlar. Bulunur. Buradan I etkin eşittir 160, yani V etkin bölümümüz yerden V etkin yerine 160 yazdım. Empedans yerine kaç yazacağım? 13 ohm yazacağım. 13 buradan da IE 160 bölü 13 olarak bulunur. Tam sayı çıkmaz arkadaşlar. 8 amper demiş. Dolayısıyla 2 nolu yargımız yanlıştır. Doğruyu sormuş. 1 ve 4 nolu yargılarımız arkadaşlar doğrudur. Onu şöyle ifade edelim. 1 ve 4 nolu yargılarımız doğru. Diğerleri yanlıştır sevgili öğrenciler. Evet. Hemen ne yapayım arkadaşlar? Bir örnekler daha konuyu size pekiştirmeye çalışayım. Hızlı bir şekilde tahtamı ne yapıyorum? Siliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış gördüğünüz noktalar varsa lütfen bazen hızlı çözünce yapabiliyoruz. İşlem hatası, matematik işlem hatası yapabiliyoruz. Onları lütfen belirtiniz. Hemen bir örnek daha yapalım. Bu örneğimiz ne olsun arkadaşlar? Bir alternatif akım kaynağına bir bobin yapalım arkadaşlar. Ve bir alternatif akım kaynağına bağlayalım. V eşittir V maksimum çarpı sinüs VT. Bazen bunu hatırlatmak gerekir arkadaşlar. Burası R direnç, burası direnç, burası da X ile. Şekilde arkadaşlar, şekilde I etkin değerini arttırmak için. I etkin kim? Değerdeki yönü belli olmayan akım arkadaşlar. İki yönlü akım. Arttırmak için 1. R arttırılmalıdır. Arttırılmalıdır. 2 arkadaşlar. 2 V max şöyle silelim isterseniz. V etkin arttırılmalıdır. Arttırılmalıdır arkadaşlar. 3. yargımız frekans arttırılmalıdır. Frekans arttırılmalıdır. Evet, yargılarından veya işlemlerinden hangileri uygulanabilir diyelim. İşlemlerinden hangileri uygulanabilir? Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi bakın, iyi etkin değer arttırmak için bir ne devresi verilmiş? R, L devresi verilmiş. İyi etkin değerinin artması isteniyor. Yani alternatif akım devresinin dolanan indüksiyon akımından sonucu oluşan alternatif akımın değerinin arttırılması isteniyor. O da iyi etkin, hatırlayalım neydi? V etkin bölü Z'ydi. Veya iyi etkin eşittir arkadaşlar I max bölü kök 2 idi. Şimdi dolayısıyla ben I etkinin artması için arkadaşlar V'yi arttırıp Z'yi yapmam lazım? Azaltmam lazım. Yani impedans azalmalı, etkin gerilim arttırılmalı. Dolayısıyla 2 nolu yargımız doğrudur diyebiliriz. Direkt onu gördük. Peki impedans nasıl azalır arkadaşlar? İmpedans nasıl azalır? İmpedansı azaltmak için şimdi impedans ne eşittir arkadaşlar? İmpedans Z R kare artı X L'nin karesine eşittir. R L değerlerinde. Dolayısıyla şimdi X L ne eşittir? X L de arkadaşlar değerlerin indüktansı 2 pi f L eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar frekans artarsa, eğer frekans artarsa X L indüktans artar. Değerlerin bobinin arkadaşlar indüktansı artar. İndüktans nedir? Bobinin alternatif akımı karşı göstermiş olduğu dirençtir arkadaşlar. Dolayısıyla X ile artınca R sabitken Z de ne yapar? Artar. Dolayısıyla frekans arttırırsak arkadaşlar etkin akım tam tersi impedans arttığı için etkin akım azalır. Yani bende azalması isteniyor. Dolayısıyla 3 nolu yargı ne yapılamaz? Uygulamaz. R arttırılmalıdır. Yine arkadaşlar Z eşittir. Özür dilerim. Z kare eşittir. R kare artı X ile formülünde. Bu sabitken eğer R artarsa impedans yine artar. Dolayısıyla I etkin eşittir V etkin bölü Z'den. İmpedans artınca etkin akım azalır. Bu yüzden bir nolu yargı işlemini ne yapamayız? Uygulayamayız. Sadece iki nolu yargıyı iki nolu işlemi yapabiliriz. Etkin akımı arttırabilmek için sevgili öğrenciler. Evet, bu tekrarları arkadaşlar artık burada bitirsek mi diyorum? Veya bir tane daha çözelim mi? Bir tane daha çözelim. Tam bir mükemmel bir genel tekrar olsun arkadaşlar. Bütün konuları ne yapmış olalım?
tekrar etmiş olalım antenimiz bakımında. Hemen bir tane daha ne yapıyorum? Örnek yapıyorum arkadaşlar. Örneğim şu olsun. Bir R direnci ve bir kapasitans çiziyorum. Böyle bir alternatif akım gerilimi. R eşittir arkadaşlar. R eşittir 30 ohm. X eşittir 40 ohm arkadaşlar. V eşittir 200 kök 2 sinüs VT. Denkleme göre arkadaşlar kalemlerimiz bitti. Hemen değiştirelim. Kalemde çalışmadı. Hemen bir tane şuradan kalem bulalım. Denkleme göre. Ben bu kalemimiz güzel oldu. Denkleme göre arkadaşlar. 1 Z eşittir 50 ohm'dur arkadaşlar. İkinci argımız V etkin 200 volt'tur. Üçüncü argımız arkadaşlar I etkin değeri arkadaşlar. Değeri 10 amperdir. Dördüncü argımız arkadaşlar gerilim akımdan öndedir. Evet, yargılarından hangileri yanlıştır diye size ne yapalım soralım arkadaşlar. Evet, bu daha da güzel oldu. Şimdi bir ne devresi verilmiş? Bakın R, C devresi verilmiş. Yani dirençli ve kondansatörlü devre arkadaşlar. Bu tarz değerler kondansatör sürekli dolara boşalır. Değerdeki harcanan güç R'ye de harcanır. Bundan önce belirtmiştik arkadaşlar. Şimdi impedansta bahsetmiş. Hatırlayalım, impedans Z kare nasıl bulunur? R kare artı X, C'nin karesi kondansatörlü ve dirençli değerlerde. Buradan Z kare eşittir 30'un karesi artı 40'ın karesinden buradan Z kare eşittir 900 artı 1600'den buradan Z kare eşittir 2500 olur. Her tarafı karekökünü alacak olursak buradan Z eşittir 50 ohm olarak bulunur. Devrenin impedansı yani 1 nol yargımız doğrudur. Dolayısıyla V etkini sormuş. İkinci yargımıza gelelim arkadaşlar. V etkin nedir? V max bölü kök 2'den bulunur. V max kaç buradan? 200 kök 2 arkadaşlar. 200 kök 2 bölü kök 2'den kök 2'ler giderse buradan V etkin 200 volt olarak bulunur sevgili öğrenciler. Dolayısıyla 2 nolu yargımız doğru oldu. I etkine gelelim. Üçüncü yargımızda arkadaşlar I etkin nedir? V etkin bölü Z'den bulunur. I etkin eşittir diyoruz. Etkin gerilimi 200 volt olarak bulduk. 200 impedans 50 ohm olarak bulundu. İmpedans 50 olarak alırsak 4 amper çıkar. Etkin akımın değeri dolayısıyla 10 dediği için 3 nol yargımız yanlıştır arkadaşlar. Gelelim gerilim akımdan öndedir. Şimdi arkadaşlar RC devresi olduğu için kapasitans var devrede. Kapasitans varsa arkadaşlar RC devrelerinde akım daima gerilimden öndedir. Dolayısıyla gerilim akımdan önde değildir. Yanlış sorduğu için 3 ve 4 nolu yargılarımız yanlıştır değerli arkadaşlar. Evet, hızlı bir şekilde ne yapalım arkadaşlar? Konumuzu tamamlayalım. Eğer bazen takıldığımız noktalar olabilir o hızda, artık onu da mazur görün. Eğer herhangi bir hata gördüğümüz anda if bölme, çarpma, çıkarma işlemlerinde onları bizlere belirtiniz. Gelecek video dersinde görüşmek dileğiyle.